Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kütüphanenin bize sunduğu stilleri, stillerin içindeki nesneleri ve bu stillerin ortak bulundurdukları özelliklere bakacağız. Poetun bize kütüphanesinde çeşitli stiller sunmaktadır. Bu stiller pro yani profesyonel, business yani iş için olanlar ücretlidir. Biz ücretsiz olan stiller üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bu stillerin bize sunduğu özelliklere bakalım. Bu stillerde yazılara efekt verebilir, resim ekleyebilir, karakter ekleyebilir, şekiller ekleyebilir, animasyonunuzun arka planını değiştirebilir, yön işaretleri ekleyebilir, butonlar ekleyip link verebilir. Üçgen, daire gibi geometrik şekiller ekleyebilir ve slaytlarınıza efektler verebilirsiniz. Animasyonumuza bir nesne eklemek istediğinizde tek tek tüm stillere bakmak yerine eklemek istediğiniz nesnenin ismini search yani arama kısmına yazarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Örneğin buraya host yazalım. Tabii bu kelimeyi yazarken Türkçe olarak yazmıyoruz. Sistem İngilizce olduğu için İngilizce yazıyoruz. Bir resim ekleyelim. Anahtarlı olanları ekleyemiyoruz. Bunlar ücretli. Ücretsiz olanları ekleyelim. Gördüğünüz gibi kolaylıkla aradığımız nesneye ulaştık ve ekledik. Şimdi basit mod ve gelişmiş moda bakalım. Basit modu seçtiğimizde Poetun bize kütüphane, yazı ekleme, resim, müzik ekleme gibi seçeneklere ulaşabilmemiz için bize gelişmiş moda geçmemizi söylüyor. Ve gelişmiş moda geçerek kütüphanemizi kullanabiliyoruz. Bu dersimizde Poetun kütüphanesini genel hatlarıyla inceledik. Bir sonraki videomuzda kütüphanemizi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.